İnsanlar geçmişten günümüze doğal ihtiyaçları için kullanılmış ve farklı yöntemlerle doğal ortam koşullarından yararlanmışlardır. Aşağıdaki farklı doğal ortamlardaki bu yararlanma biçimleri gösterilmiştir. Buna göre görselde verilen doğal ortamdan yararlanma biçimleriyle haritadaki harflerle gösterilen yerler eşleştirilirse hangisi doğru olur demiş. Bir numarayı nereyle eşleştirebilirim? Tabii ki M ile eşleştirebilirim. Biri M ile eşleştirdim. İki numarayı nereyle eşleştirebilirim? İki numarayı da bunların içerisinde L ile eşleştirebilirim. Üç numarada pirinç tarlaları. Zaten ablamızın şapkasından da anlaşılacağı üzere Güneydoğu Asyalı K ile yerleştirebilirim, eşleştirebilirim. O zaman 1 M olacak. 2 L olacak. 3 de K olacak. O zaman cevabım Ceyhan olacak arkadaşlar. Yeryüzünde insan nüfusunun ve faaliyetlerinin giderek artması, doğal kaynakların tüketimini arttırdığı gibi doğada geri dönüşü olmayan bozulmaların da yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle farklı ihtiyaçlar nedeniyle son 100 yıl içinde gezegenimizdeki ormanların çok önemli bir bölümü aşağıdaki görselde verildiği gibi vahşice kesilmiş ve bu alanlarda yaşanan erozyon önemli tarımsal sorunlara da yol açmıştır. Tropik bölgelerdeki yağmur ormanlarının hiç tükenmeyecekmiş gibi kesilmesi ve yok edilmesi de günümüzde maalesef hızlı bir şekilde devam etmektedir. Buna göre açıklamada ifade edilen bu insan kaynaklı çevre felaketinin boyutlarının en fazla olduğu yerler hangi numarayla gösterilmiştir diyor. 3 ve 2 özellikle bu tropik bölgelerdeki yağmur ormanlarının çok tahrip edildiği alanlardır. Zaten şurada orman yok. 5'teki ormanlara gayet İskandinav ülkeleri sahip çıkıyor, koruyor. Bir yine aynı şekilde Japonya'da korunuyor. Burada böyle bir tahribat yok. Burada tahribatın en çok olduğu 3 ile 2'dir. Yani cevabımız bu durumda Bursa olacak arkadaşlar. Aşağıdaki dairesel grafikte Türkiye'deki doğal afetlerin görülme oranları verilmiştir. Buna göre hangisine ulaşabiliriz demiş. Mesela şu mor renkte gördüğümüz heyelan, işte kaya düşmesi kırmızı renkte gördüğümüz gibi böyle sınıflandırmış. Şimdi ulaşabiliriz. Hangisine ulaşabiliriz? Bakalım. Türkiye'deki afetlerin yarıdan fazlası eğimli ve engebeli alanların fazla olmasından kaynaklanır. Şimdi eğimli ve engebeli alanla ilgili afetler hangileri olabilir? Heyelan olabilir, doğrudan kaya düşmesi olabilir. Heyelanın oranı %45, kaya düşmesinin oranı %10. Görülme oranı bunlar. Dolayısıyla ikisini topladığında %55, yarıdan fazla oluyor. O zaman bunu alıyorum. Yarıdan fazlası eğimli, yani heyelan ve kaya düşmesiyle ilgili, bununla alakalı. O zaman aldım. Depremler Türkiye arazisinin 5'te 1'inden daha azında etkili olur demiş. Böyle bir ifade yok, buradan çıkartamam. Çünkü bu doğal afetlerin görülme oranını veriyor. Yani ne kadar arazide görülür, öyle bir arazi karşılaştırması yok. Bunu alamam o yüzden. Ülkemizde çığ afetine göre kaya düşmesi daha fazla görülmektedir. Çığ nerede? Şurada bakıyorum. %2 mi? Evet, kaya düşmesine kadar %10. O zaman çığ afetine göre kaya düşmesi daha fazla oluyor. O zaman onu da aldım. Yani 1 ile 3 oldu cevabımız. Edirne'dir arkadaşlar. Aşağıda afet yönetimi ve planlanması açısından yapılması gereken 3 farklı durum ve 3 farklı zaman karışık olarak verilmiştir. Afet öncesi, afet sırası, afet sonrası. Yapılması gereken bu çalışmalar afet öncesi, afet sırası, afet sonrası olmak üzere sırasıyla yapılması gerekirse aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi doğru olur diye soruyor. Hemen bakıyorum. Afet şuradaki sıramız nedir bizim? Afet öncesi, sonra sırası, sonrası. Yani 1 2 3 diye gideceğiz. Şimdi afet öncesinde bakalım. Afetse de kişilerin su, yiyecek, giyecek, ısınma, barınma, psikolojik destek gibi hayati ihtiyaçların en kısa içerisinde karşılanması demiş. Afet zede kişi. Ne zaman afetzede olursun? Afet sonrasında afetzede olursun. O zaman özür dilerim, A'yı afet sonrasına almak durumundayım. Yani 3'ün karşısına almak zorundayım. Burada da şöyle bir baktığım zaman 3'ün A'da olduğu, afet sonrasında olacak şu olayın olduğu bir Denizli var. Başka da yok zaten.
3'ü A'ya aldık. Çünkü bu bahsettiği şey afet sonrasında gerçekleşen bir olay. Diğerlerine de bakalım. Afet, özür dilerim. Eğitim ve tatbikatlarla kazanılmış doğru davranış biçimlerini uygulanarak kurtarma ve ilk yardım ve güvenlik tahliye işlemlerinin aksatılmadan uygulanması demiş. Bu afet sırasında yapılacak bir harekettir. O zaman 2B oldu. O zaman bir de afet öncesinde C olacak. Bakalım olaylara karşı diye başlamış zaten cümleye. Eğitim, tatbikat, tüm paydaşların hazır olmasını sağlanması afet öncesi. O zaman cevabım Deniz'de oldu.